Şimdi Sayın Başkan, izninizle ben burada bir şey soracağım. Bir İstanbullu olarak. Ben de artık 54 oldum. Rahat rahat sorabilirim. Şimdi ben bir İstanbullu olarak... Hakiki İstanbulluyum diyorsunuz. Çocukluğumun ilk devresinde benim dedem 1940'ta Kasımpaşa başkomiseriydi. Hmm. Kasımpaşa Karakolu'nun başkomiseriydi. Yani babam öyle devam etti. Ben çocukluğumda böyle şeyi biliriz biz. Elimizi çeşmenin altına dayayıp böyle su içmeyi biz biliriz. Ama... biz çok uzun zamandır musluk suyu içemiyoruz ve hatta bu damacanalara ödediğimiz inanılmaz paraları da konuşuyoruz. Ben bir İstanbullu olarak musluktan akan suyu gönül rahatlığıyla çok uzun yıllardır içemiyorum. Buna AK Partili dönemlerde dahil. Kimse Ekrem içemiyor Bey'in galiba zaten dönemler. İstanbul'da. Mesela ben bir İstanbullu olarak bu suyu içebilmek istiyorum ve aslında damacana suya da o kadar para vermek istemiyorum. Şimdi mesela bunu büyükşehirle konuşmam lazım değil mi? Tabii. Şimdi geldiğimiz yer mesela ben bir İstanbullu olarak şunu bilmek istiyorum. Diyorum ki ya dünyanın bütün büyük megapollerinde buharlaşma çok yüksekse bizim barajlarımızdan da saatte on binlerce litre su buharlaşıyor. Diyorum ki ya şu barajların üzerini Amerika'da yapıldığı gibi bir kaplayalım şu plastik toplarla. Buharlaşmayı geciktirelim. Çünkü suya ihtiyacımız var diyorum. Mesela... Biz niye suyu hiç konuşamıyoruz? Ya yani depremi bile çok konuşamıyoruz da. Bu biraz siyasetten mi oluyor? Mesela ben bu suyu ne zaman içebileceğim bir İstanbullu olarak? Şimdi şöyle bu su meselesine girdiniz. Ben su meselesini aktarayım size. İstanbul'un şu anda normal mevcut baraj kapasitesi yaklaşık olarak 900 milyon metreküp. Verimlilik kapasitesi 1.6 milyon metreküp. İstanbul'un kullandığı bir günlük su, yaklaşık olarak söylüyorum, 3 milyon metreküp. Bir yılda kullandığı su miktarı 1 milyar metreküp. Şimdi dünyanın şu anda en anlamlı ve ihtiyatla beklediği en önemli krizlerin başına ne geliyor? Su krizi. Su krizi geliyor. Peki siz bu kenti yönetiyor olsanız, elinizin arasına kafanızı aldığınızda hangi konuda öncelikli iş yapmak istersiniz? Deprem ve su. Depremden sonra su. Evet. Evet. Değil mi? Deprem ve su. Şimdi soruyorum size. Biz İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni yönettiğimiz süre içerisinde günlük yani bir toplam kapasitesi yaklaşık 9 milyon metreküp olan barajları bırakmışız. Artı aynı miktarda oradan su gelen Melin'i hayata geçirmişiz. Melin'i hayata geçirmişiz. Burada Melin'i hayata geçmiş, barajlar hayata geçmiş ve siz 4,5 yıl olmuş, 4,5 yıl olmuş 0.5 litre değil mi? İstanbul'a 0.5 litre bile ilave su kaynağı oluşturmamışsınız. Bakın 0.5 litre bile ilave su kaynağı oluşturmamışsınız. Dünyanın beklediği bu riske rağmen bunu oluşturmak yerine az önce dedim ya İstanbul diye bir ufuk ve vizyon ortaya koyamadığı için bütün meselesi ne yaptı? Geçmişte kavga etmek ve geçmişe iftira atmakla kendisini konumlandırdı. Mesela İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın vaadi neydi? Bir, damacana su ya kimse para vermeyecek. Çeşmelerden akan su içilebilir olacak. Şu kadar su bedava olacak. Hatırlamıyorum. Öyle mi dedi? Bunlar doğrudur. Hatta bunlardı. Vaatleri bunlardı. Çeşmelerdeki su içilebilir olacak. Kimse damacana suya para vermeyecek. İşte bir bölümde su bedava olacak. Buydu. Peki, yıl bitti. Dönem bitti. Su insan haklarıdır. Yani suya ulaşım insan haklarıdır. Önemlilerinden bir tanesidir. Çok güzel bir şey söylediniz. Biz AK Parti olarak dedik ki her ev 2,5 litre her fatura döneminde insani su kullanım hakkı kullansın. Bundan bedel alınmasın. Bunu İSKİ Genel Kurulu'na getirdik ve geçirdik. Su kullanım insan hakları. İnsan hakları.
Peki, ücretsiz de hani, olmasıdır hatta. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı çok sosyal demokrat ya, hani haklar, özgürlükler falan diyor ya. Bu temel insan hakkını veto etti, biliyor musunuz? Bu veto mu edildi? Veto etti. Neden yani, ama? Veto etti. Sonra biz bir daha geçirdik. Bize gerekçe olarak da şunu söyledim. Hı. Burada bizim yetkimiz yok. Şimdi istediği zaman yetkisi olmayan alanlara gidiyor, yapıyor. Yetkimiz yok. Sonra biz Sayın Cumhurbaşkanımıza konuyu arz ettik. Cumhurbaşkanı kararnamesi gerekiyor. Kararname de çıktı. Ve bunu biz AK Parti grubu, Milliyetçi Hareket Partisi grubu olarak İSKİ'nin ana maddesi olarak 15 metreküpe kadar şu kadar metreküp suyu insanız kullanmak koyduk. Ve şu anda öyle. Vallahi şu ben şöyle söyleyeyim Sayın Başkan, açmak için söyleyeyim. Avrupa'daki çeşitli havalimanlarında bedava su olmadığı için bu iş yargı konusu oldu. Ve orada mahkeme kararlarıyla da Avrupa Birliği içerisinde tescillendi ki suya ücretsiz erişim bir insan hakkıdır ve bunun engellenmemesi gerekir. O yüzden artık İstanbul Havalimanı dahil birçok yerde bedava sebil görürsünüz. Evet. İnsanlar bedava su içebilsin diye. Yani zaten bizim bu, hepimiz için hakikaten bir artık kesin insan hakkı olarak kabul edildi bütün dünyada. Şimdi ben burada şu su meselesini Milliyet'te de onu işliyor da gazetede. Hayır, çok doğru. Bizde gazeteyi çok alsınlar, okusunlar. Bizden size çok veri verebiliriz. Bizim elimizde çok ciddi veriler var. Ben bayılırım rakamlara. Evet. Yani Sayın bizde Başkan. Çok ciddi veri. Şimdi şöyle söyleyelim. Bir, bugün aslında siz bugün İstanbul'un çeşmesinden akan suyu içebilirsiniz. İçebilir miyim? Tabii. Çünkü biz bıraktığımızda içilebilir suyu bıraktık. Bütün borular değişti. Mesela artık demir, altyapı, eski borular kalmadı. Ben korkarım şahsen içmeye. Biz bütün altyapı. İçiliyor, içiliyor. Bütün, i̇çiliyor mu? Tabii. Bütün altyapıyı yeniledik biz. Yani. Biz bütün altyapıyı yeniledik. Şimdi bana kalırsa şu anda çeşmede akan su içilebilirliği değil, çeşmede su akacak mı akmayacak mı onu konuşmamız gerekiyor. O da problemlerden biri. Bakın size söyleyeyim. Şu anda İstanbul suyunun ne kadarı melenden geliyor biliyor musunuz? Ne kadarı? %72'si. Eğer melen olmasa Hülya Hanım evinizde su akmayacak. Ve çıkıyor. Kendisinin şu anda İstanbul'da, İstanbullulara, hanelere gelen suyun %72'si Melen'den geliyor. Bizim projemiz. Melen'den geliyor. Çıkıp Melen'e laf ediyor. Niye? Daha ileri bir ufku yok çünkü. Ve geçenlerde bir kanalda izliyorum. Melen diyor, parasını biz ödüyoruz diyor. Şimdi ben sizin kanalınızda ilk defa çıkayım. Bakın. Melen'e şu ana kadar devlet 22 milyar Türk lirası para ödemiş. 22 milyar Türk lirası para ödemiş. Melen'den gelen suyla İSKİ'nin kasasına giren para ne kadar biliyor musunuz? 35 milyar Türk lirası. 13 milyar fark var herhalde. Evet. 35 milyar Türk lirası İSKİ'nin kasasına para girmiş. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Melen için devlete ödediği para ne kadar? 5.5 milyar. O da en son ne zaman ödenmiş biliyor musunuz? Rahmetli Kadir abi döneminde ödenmiş. Ondan sonra bir ödeme de yapılmamış. Yani mevcut İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda zaten hiçbir ödeme yok. Sayın Başkan, içilir hale tam hangi yıllarda geldi İstanbul suyu? Şehir suyu yani. Şunu diyebilirim. Aşağı yukarı. Aşağı yukarı şöyle dersek. Yani 2004'ten sonraki süreçte, tabii 2004'ten sonraki süreçte böyle 2009-2010'da altyapı aşağı yukarı komple değişmiş oldu. Ama burada şöyle bir sorun var. Ondan önce hiç bizim arkadaşlarımız da takip ama ediyorlar. Ama şu anda ben içeni de görmedim. Orada şöyle bir dertten biraz bahsediyorum. Artık şöyle oldu. Bu kültür haline geldi. Evet, bir damacana alışkanlığı oldu. Kültür yani haline geldi. Binalardaki artık depoların ve bina içi sistemlerinin tabii ne kadar sağlıklı olup olmadığına galiba bakmak gerekiyor değil mi? Binalardaki su depolarında sorun var. Şimdi altyapı yeniledi ama sen bina, şimdi sorun şu anda İSKİ'nin altyapısında değil, binaların sistemlerinde. Eski binaların borularında, şunlarda, bunlarda mutlaka bunlara bakılması lazım. Hı hı. Ama esas şey şu. Şimdi siz Melen'de böyle bir şeyiniz var, su takviyeniz var. Peki soruyorum size. Siz her gün bir atılımla bir şey yapmanız lazım değil mi? Temiz su kaynağı oluşturmanız lazım. Yeni su rezervleri oluşturmanız lazım. Şimdi küresel ısınmadan dolayı bugün buharlaşma oranının ne kadar yüksek olacağını görüyoruz. Bugün çok yüksek sıcaktı, dün de çok sıcaktı. Evet. Peki siz bunun karşısında az önce söyledim. Ya İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'na soruyorum. Bir 0.5 litre
yeni bir su kaynağı oluşturdun mu? Hayır. O açıdan oluşturmadığı gibi bakın. Peki, sözde sizin şu yetkiniz yok mu mesela Büyükşehir Belediye Meclisi olarak ya dünyada hani Amerika'da Avrupa'da şöyle yapılıyor. Bu ufak böyle o plastik toplar var biliyorsunuz. Barajların üzerini kapatıyorsunuz ve buharlaşmayı çok ciddi oranda azaltıyor. Mesela sizin böyle bir karar alıp uygulatma yetkiniz yok mu? Yok. Direkt başkan veto ederse gitti öyle mi? Yok tabii biz belediye meclisi olarak önümüze gelenlere karar veriyoruz. Anladım. Önce gelmesi gerekiyor. Önümüze mesela. Gelenlere karar veriyoruz. Buradaki trajik şey şu. Bir, temiz su kaynağı. İki, kirli su. Şimdi bir günde biz, bir günde Fülya Hanım, 3 milyon metreküp su tüketiyoruz. Yaklaşık olarak söylüyorum İstanbul. Ama aynı İstanbul bir günde de yaklaşık 4 milyon metreküp atık su üretiyor. 1 milyon metreküp temiz su tüketiyoruz. 4 milyon metreküp de temiz atık su üretiyoruz. Şu anda bu ürettiğimiz atık sular nereye gidiyor? Nereye gidiyor? Marmara Denizi'ne. Denize. Denize gidiyor. Evet. Peki yüzde kaça arınarak gidiyor, arıtılarak gidiyor? Kaçı? %45'i. %45'i. Evet. Bir de bu arıtmanın dereceleri var değil söyleyeceğim. Mi? İleri biyolojik arıtma. Ön arıtma %99. Biz o hale getirdik. Biz geldiğimizde %0'lardaydı. İleri biyolojik arıtmamız %45 şu anda. Ne zamandır %45? Bizim dönemde oldu. Bir daha hiç artmadı mı? Onu söylüyorum. Bırakın atmayı, temel atmama törenini kendisine vizyon olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı açıkladı. Hatırlıyor musunuz? Bu ağaçlar beni alkışlıyor diyerek. Neydi temel atma, silahlar arıtma tesisi? İleri biyolojik arıtma tesisi. İleri biyolojik membran teknolojisi, Türkiye'de ilk defa yapılacak olan membran teknolojisi. Membran teknolojisi ne demek? Kullandığınız atık su içilebilir su niteliğinde çıkacaktı. Haliç'teki suyu temizleyecekti. Ondan sonra diğer o kanallardaki kanallara basılıp oraları temizleyecekti. İlk gelir gelmez ne yaptı? Silahtar Ağı arıtma tesisinin ihalesini iptal etti. Ve bunu da büyük bir belediyecilik başarısı olarak çıktı tören yaptı. Temel atmama töreni. Neden? Bir sebebi olabilir belki. Yani nedir? Ben anlamadım çünkü. Sebep şu. Şimdi zaten buradaki temel zihniyeti ortaya koymamız gerekiyor. Şimdi siz icraatınızla ortaya bir şey koyamadığınız zaman ne yapacaksınız? İletişimle bir şey ortaya koyarsınız değil mi? İletişimle bir şey ortaya koyarsınız. Ve iletişime konu olabilecek aykırı şeyler yapmaya gayret edersiniz. Çünkü varlığınızı hissettirmek istiyorsunuz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin temel zihniyeti hiçbir zaman için şu olmamış. Bu ülkeyi, bu milleti bir yere taşımak, geleceğe taşımak değil... İstikamet değiştirmek. Siz ortaya bir şey koymadığınız zaman bir şeyle bir şey yapmanız lazım. Ajan sonra demiş ki bak gel farklı bir iş yap. Temel atma bir töreni yap. Yapmış. Bakın. Çok... Ajans Necati Bey mi? Bilmiyorum. Onun ajans siz onu nasıl anlarsanız. Yok. Şimdi. Sayın Başkan. Sayın Başkan müthiş bir göndermeci yalnız. Bak hep ucunu açık normal, bırakıyor. Söylediler diyor. Yurt dışını mı kastediyorsunuz? Hani İngiliz Büyükelçi, Amerikan Büyükelçi diyorum. Siz bulacaksınız diyor. Bakın, göndermelerde o anlamda gayet şey. Özal Bey bakın. Esas dramatik tablo burada. Ne o? Evet. Şu 28 yıl önceki Haliç. Bizden önceki Haliç. Evet. O şey mi üzerindeki ne? Pislik. Çamur, ha, pislik. Çamur mu? Göremedim cam mi? Açamazdı. Cam açamazdı. Kasımpaşa'dan Haskoy'a kadar kimse cam açamazdı. Şu AK Parti dönemindeki Haliç. Görüyorsunuz değil mi? Masmavi. Masmavi. Tertemiz. Evet. Adı gibi. AK. Tertemiz. Şu da İmamoğlu dönemi. Peki Sarıyer'den deniz suyu da gelmeye devam ediyor. Ne yapılmıyor da bu hale döndü? Onu işletmiyorlar. Şimdi bakın o kadar... Ama videolar da yayınlanmıştı. Haliç temizlendi, berraklığa kavuştu diye. Zaman zaman öyle bizim videolar görüyor. Bizim dönemde. Yok İmamoğlu onlar paylaşıyordu. Şöyle, tabii geçen gün diyor ki Haliç diyor muhteşem oldu. Bir tweet atmış. Evet. Yani çok bir tweet atmış. Aslında zaten size onu anlatacağım ben. Bir zihniyeti anlatmaya çalışıyorum. Arkadaşlara dedim ki arkadaşlar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın attığı bu tweette... Haliç muhteşem olmuş dediği tweette bir tane kendi yaptığı var mı? Bakın dedim. O ne demek? Yani şunu dersiniz ben şu işi yaptım Haliç tertemiz oldu dersiniz. Bir tane ben şunu yaptım da tertemiz oldu dediğim bir konu var mı?
Bakın bu Haliç öyle kolay temizlenmedi. Bu Haliç'te Cumhurbaşkanımız bu sürece başladığında Cumhurbaşkanımıza şunu söylediler. Sen Haliç'i temizleyemezsin, doldur futbol sahası yap dediler. Biz ne yaptı Cumhurbaşkanımız? Hayır, ben Haliç'i, bu altın boynuzu temizleyeceğim. İstanbul'un iki tane kültürel değeri, o çok kıymetli değeridir. Nedir abi? Biri İstanbul Boğazı, birisi altın boynuzu. O dönem nasıl Golden temizlendi Horn, peki evet. Tevfik Bey? O dönem nasıl temizlendi AK Parti döneminde? Aynen şöyle oldu. 5 kilometre uzunluğunda kanal döşedik, boru döşedik. Yani çamur. Tamam, evet, çamur döşedik. 5 kilometre uzunluğunda. Ve 5 milyar metreküp çamuru o borudan bastık. O buradan o 5 milyar metreküp çamuru bastık. Tamam. Orada büyük bir havza oluştu. Bak, akla bakın. Çamur gitti. Sonra çamur dinlenmeye alındı. Bir bölüme temiz su bırakıldı. O temiz su oksijenlendikten sonra tekrar harca getirildi. Bir de çevre düzenlemesi tabii, de yapıldı. Bu böyle sürekli yapılması gereken bir şey tabii, miydi peki? Tabii, zaten şu anda böyle olmasının sebebi şu. Ha. Bunu bakmıyorlar. Ha, bakım gerekiyor. Bakım yok. Hı-hı. Dip siz eğer dip temizliğini yapmazsanız hı-hı, çabuk gider bu. Hı-hı. Niye? Çünkü Marmara Denizi'ne akan atık suların işletmesini, atık su tesislerinin işletmesini yapamıyorlar şu anda. Ne demek işletmesini yapamam? Yani neyi yapamıyorlar Sayın Başkan? Ya yönetemiyorlar. Ya şu anda Özay Bey şunu görelim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetilemiyor şu anda. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Cumhurbaşkanımız geçen gün söyledi ya, fetret dönemi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi şu anda bir fetret dönemini yaşıyor. Bakın İSKİ'yi söyleyeyim ben size. Bizim dönemimizde İSKİ, CHP'den aldığımızda nasıl bir İSKİ'ydi? Artık çeklerini, senetlerini kimsenin kabul etmediği bir İSKİ'ydi değil mi? Hmm. Sonra dünya devi oldu İSKİ. Bir kuruş borcu olmayan İSKİ, 350 milyon günlük ihtiyaçlar için borcu olan İSKİ'nin şu an ne kadar borcu var biliyor musunuz? 13 milyar. 13 milyar. 13 milyar. Peki yeni yatırıma falan gitmedi mi? Hayır. Tam tersi hiçbir yatırım yapılmadı. İlave hiçbir yatırım yapılmadı. 13 milyar borcu var. 2021 yılı ile 2022 yıl arasındaki İSKİ'nin borçlanma oranı %160 arttı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin şu 5 yıllık dönemini tamam mı? Biz tahribatlarını yavaş yavaş anlayacağız. Yavaş yavaş anlayacağız. Ben hep mecliste konuşurken söylüyorum. Biz diyorum bu Büyükşehir Belediyesi'ni CHP'den aldık. O zaman farklı versiyon CHP'ydi. 25 yılda düzelttik. Şimdi bir 5 yıl sonra gene 25 yıl uğraşacağız.